Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar tekrar. Sedat Sakarya Müzik Kanalı'nın bu haftaki konu sevgili abim Cengiz Ercümer. Teşekkür ediyorum Cengiz abi geldiğin için. Bir şey değil kardeşim. Kırmadığın için çok sağ olasın. Nasılsın, Sen de iyi sağ misin ol. abim? İyiyim. Çok Takipçilerimiz iyiyim. için böyle bir format yaptım. İşte Türkiye'deki önemli müzisyenleri, önemli abilerimizi burada davet ediyorum. Sohbet ediyoruz ve sohbetimizi böyle YouTube kanalımızda yayınlıyoruz. Çok da böyle talep oldu. Senin de çok ismin yazıldı. Eyvallah. Davetimi de kırmadığın için teşekkür ediyorum abiciğim. Estağfurullah. Ne Sağ zaman olasın, Allah ne razı zaman olsun. istersen Sağ her olasın zaman abiciğim. yanında Teşekkür ediyorum. olurum. Abi Sen şöyle bizim için hemen değerlisin. sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Cengiz Ercümer kimdir desek, işte nerelisin, işte ne zaman müzeye başladın, nasıl oldu? Bununla alakalı böyle bir sohbet etsek. Evet, selam önce herkese, seyreden bütün dostlara selam olsun. Herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Sağ olsun güzel kardeşim. Bugün uzun zaman önce aslında Evet, biz konuşmuştuk, uzun söz süredir vermiştim ama planlıyoruz, doğru. bugün müsait olduk. Sedat bahsettiğinde dedim seve seve. Tabii Sedat kardeşim, hem birlikte müzik yapıyoruz zaman zaman, eşlik Teşekkür ediyorum ediyorum, onun sağ olasın abicim. davetlerine. Desteklerin için çok sağ olasın. Estağfurullah. Gönlü güzel bir kardeşim. Hani yanında Allah razı diye olsun abi, sağ değil, olasın. gerçekten benim için de değerli bir kardeşim, Sağ olasın saygılı, abicim. işini de iyi yapan değerli bir kardeşimiz. Sedat'ım, ben 1967 Sakarya doğumluyum. İlkokulu Zonguldak'ta okudum. 3 yaşındayken anne baba Zonguldak'a göç ediyor. Asıl nerelisiniz abi? Aslen Trabzon. Anne baba Trabzonlusunuz. Trabzonlu. Evet. Anne baba da. Anne baba Trabzonlu Evet. ama Sakarya'da işte tanışıyorlar, evleniyorlar. Ondan sonra ilkokulu Zonguldak'ta bitirdim. 3 yaşında Zonguldak'a göç ediyoruz. Anne babanın işi sebebiyle. Oradan ilkokul bittikten sonra bir 79'da bir Ankara maceram var. Hemen hızlı bir şekilde 80'de de İstanbul'a geldim. Öyle söyleyeyim. Ankara'da bir konservatuvara girmem. Müzik şeyi nasıl oldu, nasıl başladı abi? Ailede var mıydı müzisyen? Ailemizde yok. Ailenizde yok yani. Ailemizde yok. Tabii böyle işte hani mahalle düğünleri, semt düğünleri olurdu bilirsiniz. Hep dışarılarda olurdu böyle. Bir gün bir gözleri görmeyen özürlü bir abimiz. Yaşıyorsa Allah sağlık sıhhat versin. Amin, Öldüyse selam Allah olsun. rahmet eylesin. Amin. Çok küçüktüm tabii böyle. Yani 8 yaşında falanım belki, bilmiyorum. Baktım şarkı söylüyor, darbuka çalıyor. Kapıda çaldı. Sonra kibrit kutusunda çaldı. Ben böyle kaldım. Dikkatini çekti. Evet, orada işte ışıklar orada yandı. O yani benim ilk, O zamana kadar müzikle alakalı bir şeyin yani yok yok aslında. böyle sadece seyrediyorum falan. Orada benim ışıklar yandı. Bu ne dedim yani, şaşırdım böyle falan. Yani müthiş bir şey oldu benim için. Orada şimşekler çaktı. Benim ilk yani tanışmam Evet. müzikle ve orada şaşırmam. O çünkü kibriti çalması çok da yetenekli. Biliyorsun yetenekliler Tabii zaten. ki. Malum Evet. zaten görüyoruz da. Ondan sonra böyle benim ilk müzikle tanışmam bu oldu. Sonrasında nasıl bir Yine karar tabii, aldın? evet yine tabii şey var. Bu arada okuyorsun tabii. Okulda devam ediyor. Tabii okul var tabii. Tabii ilkokul vaziyeti. Tabii düğünler yine hep dışarıda olur. İşte ince saz dediğimiz klasik. Ben hep artık darbukaya, Takip ediyorsun. tabii Hep görüyorsun. darbukaya yoğunlaşıyorum ama darbukacı abinin yanına gidiyordum falan hemen. Tabii onlar işte yemek molası, çay molası falan verdiklerinde bakabilir miyim falan. Bakıyorum böyle çalıyor. Ben tabii rahmetli annem, Allah rahmet Allah eylesin, rahmet eylesin. su güğümleri vardı bilirsin, güğüm. Evet. Ondan sonra ben de ona böyle vuruyorum. Böyle vuruyorum, artık güğümler içine çöktü falan. Ya Evet. oğlum yapma yapma rahmetli annem. Bakıyorum ama böyle vurmuyor abi. Seyrediyorum böyle vuruyor falan filan. Hep yanına gidiyordum, veriyor al bak falan filan. Böyle yani benim şeye Müziğe atılımım aşinalığım böyle evet bu oldu. Evet. şekilde başladı yani. Sonrası nasıl oldu? Nasıl gelişti? Kaç yaşından sonra artık bir darbukaya sahip oldun, işte çalmaya başladın? Aslında darbukam çok sonra oldu. Şöyle diyeyim. O zaman saz edinemedim tabii. Ankara'da
konservatuara gireyim diye işte bağlama, rahmetli baba bir bağlama atölyesinde ders, bir bağlamam vardı, bağlama aldım evet. falan. Ankara Radyosu'nda öldü, rahmetli oldu bir abimiz vardı. Onun müzik atölyesi vardı. Orada işte ama tabii bağlama öğrenemedim yani maalesef. Tabii kafa başka yerde. Evet. Neyse İstanbul'a geldim. Uzun anlatmayayım. 80 ihtilalinden sonra Sirkeci'de bir merkez müzik evi vardı. Sonra yüksek kaldırımda açtılar mağaza. O bağlamayı verdim. Üstüne de para verdim herhalde. Öyle hatırlıyorum. Bir tane böyle balık pullu böyle bir bakır darbuka aldım. İlk darbukam odur. Yani, yaş kaç o zaman? Yani yaşım 13 falan. 13-14 İdeal. Yaşında. Bir müzisyen için aslında ideal bir yani yaş. İşte evet. Yani evet. Öyle daha ilk darbukam öyle oldu yani. Peki ders falan aldın mı abi yoksa kendi kendine mi geliştirdin? Çünkü senin için tekniğin de darbukayı ters çalıyorsun herhalde. Sen ben solo solak çalıyorsun. Evet. Evet. Bununla alakalı eğitim mi aldın yoksa alır almaz hani kendin bir şekilde kendini geliştirerek mi bu süreç gitti? Şimdi şöyle biz tabii alaylıyız. Okullu değiliz. Ben kendi adıma söyleyeyim bunu. Tabii hocalarımız oldu. Feyz aldığımız insanlar oldu. İşte başta rahmetli Metin Şanlıel olmak üzere. Hasan Altıparmak. Şu anda Allah sağlık sıhhat versin tamam. Hocamız Ahmet abi. Pabuç Ahmet Kulik. Yani evet. namı Pabuç değer Ahmet. Pabuç Ahmet. Öyle biliyoruz biz. İnsanlar ama Ahmet abimiz bizim. Tabii onun dışında Sedat abi vardı. Sedat Güvenir. Coşkun abi vardı. Bana çok yardım etti örneğin Sedat abi. Sağ olsun. Birlikte de çalıştık sonra. Müzik camiasına nasıl tanıştın bu abilerle? Yani darbukayı aldıktan sonraki süreci merak ediyorum. Ben tabii o arada tabii müzik yapamıyordum. Kadıköy'de 6 yolda kalıyorduk. Viyana'daki abimle. Kulakları çınlasın Yılmaz abimle. Bekar evi vardı. Ondan sonra onun da bende çok büyük emeği vardır. Hem abi oldu hem anne baba oldu, oldu hem tabii, baba oldu. Evet. Bende çok emeği vardır. Çünkü birlikte kalıyorduk onunla. Burhan'da Allah razı selam, olsun, selamlar selam, olsun. Selam olsun ellerinden öpüyoruz, saygılar, evet. sevgiler. Evet. Bir gün böyle işte o geldiğim dönemde böyle sokakta duruyorum. Altı yolda gazasker, sarasker sokak var. Neyse böyle bir abi bağlamayla geçiyor. Gece 11 falan. Aa, merhaba, iyi akşamlar falan. İyi akşamlar kardeşim. Abi dedim, müzik herhalde müzisyensiniz falan. Evet dedi. Ben dedi çalıyorum işte falan. Nereden işte düğün salonunda falan. Ben de dedim öyle darbuka. Sen dedi ne yapıyorsun falan dedim. Biraz dedim işte yeni yeni çalmaya çalışıyorum falan. Öğrenmeye çalışıyorum. Aa iyi falan. Tanıştık o abiyle. Hüseyin abi. Selam olsun orada. Bak hep bunlar tabii, dönüm tabii. Noktası. Zaten ben de en çok özür diliyorum kestim abim. Bu yolu işte öğrenmek istiyorum anladın mı? Yani tamam Cengiz Ercümer ben şimdi seni tanıdığımda çok küçüktüm. Kaset kapaklarından biz sizi tanıdık. Evet. Ama bunun öncesinden buraya gelen olan kısmı aslında kimse de bilmiyor. Evet. Bundan dolayı böyle bir güzel eyvallah. Gidiyorsun yani şu anda. Evet. Eyvallah eyvallah. Ya işte tabii dedi ki yarın dedi Rıhtım'da kahvesi varmış. Su Şehri kahvesi. Dedi ki oraya gel. Görüşelim dedi kardeşim dedi. Peki abi dedim. Ben tabii sevindim. Vay yine ya. 15'li yaşlar mı? Tabii 13-14 yaşındayım. Tabii işte 13 yaşında geldim İstanbul'a zaten. 80 ihtilali. Neyse. Tabii ertesi gün tabii ben heyecanlıyım. Gittim abiyle tanıştık falan filan. Beni de sevdi sağ olsun. Orada başladık. Ben tabii orada işte... Düğün salonunda çalmaya başladınız tabii, değil mi? Tabii. O zaman düğün salonlarında, Fikirtepe'de düğün salonları vardı. Kadıköy'de çok güzel düğün salonları vardı. Düğün salonları böyle şimdiki gibi öyle bir tane klavye yoktu yalnız. Evet. Halk müziği grubu ayrı. Türk müziği, sanat müziği. Hem de radyo sanatçıları geliyor. Evet. Sazlarıyla birlikte. Orkestra. Yani tam bir gazino programı evet, vardı. Evet gazino. Öyle Çok bir çabuk kültür vardı. tüketilmiş ya müzik. Çok müthiş bir Evet. kültür vardı. Ya ve orası bizim benim için örneğin bir konservatuvardı. Evet. Sonra tabii Beyoğlu macerası başladı. O tamamen büyük bir... Düğün salonu kaç sene sürdü? Ben orada bir yıl falan onlarla... Tam iyice de bir yıl geliştirmene tabii onlarla de tanıdım. Şey oldu. Bir sürü insan tanıdım. Özürlü
gözleri özürlü insanlarla çalıştım. Onlarla tanıştım. Çok değerli insanlar tanıdım. Tabii bu arada işte hep öğreniyoruz işte. Tabii ölene kadar öğrenciyiz ama yani hep tabii çok yetenekli insanlar. Onlarla da gittim. Müzik yapmaya çalıştım. Çalmaya çalıştım daha doğrusu. Ondan sonra tabii sonra karşıya taşındık. Bu tarafa geçince tabii çok da üzüldüm bu tarafa geldik. Ama yapacak bir şey yoktu, abimle evi değiştirdik. Tabii Kadıköy macerası böyleydi. Yani sonra Beyoğlu. Sonra bir gazeteci abimizle tanıştık. Evet. Polis muhabiriydi. Kadir Eskişehirli. Yaşıyorsa selam olsun. İnşallah rahmet eylesin. Onun sayesinde Beyoğlu'nda ben başladım. Tabii o dönemde işte yaş sınırı var, şeyi var falan. Birkaç sefer yakaladılar. Tabii gidemedik ondan sonra Beyoğlu'na. Bayağı bir dönem. Yaş. Kimler vardı mesela solist olarak veya müzisyen olarak hatırladıkların var mı? Şunlarla başladık ve hala dostluğumuza devam ediyor diye bildiğim. Bir abimiz vardı. Malatyalı Gürkan lakabı. Gürkan Evet. Abimiz vardı. Onunla örneğin tarla başında bir restoranta başladık. O zaman da yasaklar var tabii, bu sıkı yönetim yasağı. Evet. 12'de dışarı çıkamazsın, Sokağa 12'den çıkma sonra. yasağı var. Düşün işte saat 6'da falan, 5'te başlıyorduk. 11'e, 11.30'a kadar çalıyorduk. Orası benim için, orada da bir şey Her gün oldu. mü? Tabii her gün. Ne çalıyordunuz mesela? Ya ne çalıyorduk? Halk müziği Halk müziği genelde. Tabii çalıyorsunuz. arabesk, o dönemin şeyleri. Yani güncel. Sen sanat müziği de çünkü çalıyorsun. Yani usul bildiğin için herhalde de. Yani Estağfurullah. oradaki repertuar da çok iyi. Ya sanat müziğinde mesela ben bir iş yapacak olsam direktman zaten işte Bakır Darbuka zaten. Cengiz Erzümer diyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Tabii çok iyi ustalarımız var. Ben darbuka deyince, hani bakır darbuka deyince, tabii bizim öz sazımız bu. Yani ülkemizle Evet. alakalı da söylersek. Aynı zamanda da tabii Türk müziği önemli bir tavır. Bizim gerçeklerimiz, nasıl halk müziği bizim Doğru. gerçeğimiz, olmazsa olmazımız, Türk müziği de öyle. Askerde ben daha çok bir 15 ay dedim ki ben Türk müziği, yani tabii Armoni'de mi yaptın? armonide yaptım, Ankara'da evet. Armoni'de. Askerde bir 15 ay Türk müziğiyle Evet, haşır orada neşir daha çok oldum. diyorsun geliştirmiyorsun. Evet. Orada geliştirdim, evet, bayağı. Peki abi ilk dönüm noktan desem yani biz Cengiz Erzümer'i ne zaman böyle tam olarak duyduk? Dönüm noktan desen albüm olarak mı sahne olarak mı ne dersin bana? Ya albüm, çok albüm var ya. O İşte kadar mesela ne zaman kadar başladın? ne olabilir? Yani burada örneğin ilk bana kaydı çaldıran, onu da analım o zaman. Evet. Süleyman abi, Süleyman Öztop, ilk kaydı bana o çaldırdı. Toplu kayıt çaldım. Nerede çaldım dersen Şen Ne? Çalar'da çaldım. Şen Rahmetli çalar. İlkin abi, bongocu Reyhan abi, Allah Allah rahmet rahmet eylesin, eylesin. Evet. evet. Ya işte hep rahmete gittiler. İskender abi vardı. Şen İskender Cemal. Küserman. Ha. Perküsyoncu. Evet. Toplu çalıyoruz. Ha. 5 tane ritim. Keman İşte o grubu. zamanlar şeydi Tabii. ha. Tabii Herkes tabii toplu. ayrı ayrı. Aynı anda. Aynı anda. Hayır, enstrüman olarak Tabii soruyorum tabii tabii. tabii. Bir şey vardı. Kabin vardı. Onun içinde ritimler çalıyor. Melodi sazlar da böyle o stüdyonun içine yayılıyor böyle. İşte şey, duruma göre artık hani ben Hata yapmadan. tabii ben ilk orada, O zaman sonra yaş kaç? çok güzel. O zaman 16 ya da 17 yaşındayım. Erken, çok da erken başlamışsın zaten. Ya tabii 17 Evet. ya. 17 tabii. Ya yani yalan söylemeyeyim. Ya 16 demeyeyim de 17 ya da 18. Yani şimdi tam şeyi, tarihi veremiyorum. Ama o tabii başarısız oldum. Biraz. Ondan sonra Affan, Stüdyo Affan'da işte orada kayıt çalmaya başladık. Daha sonra Kadir abi, Kadir Şeker'le, onun da çok emeği vardır Evet. bende. Selam olsun Ona ona. da selam olsun aynen. Büyük ustaya. Tabii bu şekilde Topkapı Oyun Havaları vardı. Bizim Suat arkadaşımız var. Suat Borazan. O da benim meslektaşım. Evet. Almanyalı Suat diye Evet, bildiğimiz Suat ustadır, abi. üstattır. Evet. O çalmıştı ilk kaydı. Hatta ben o kayıtta ilkinde tef çalmıştım. O darbukaları çok güzel çalar. Ona da selam olsun. Selamlar olsun Suat Bu abiye de. işe çok emeği vardır. Ondan sonra ben bir Topkapı Oyun Havaları'nda çaldım. Orada böyle başladı. Yine Sen Çalar'da. Kadir Evet. abiyle şey yapmıştık. Çok da o zaman bayağı bir o albüm satmıştı.
Ondan sonra isim de tabii ufak ufak artık. Şimdi tabii o işte onlar hep o askerden öncesine amatör sayıyorum ben. Hani stüdyo çalışmalarını. Askerden sonra artık daha şey oldu. Orada da ondan sonra da işte İsmail abiyle, İsmail Derker. Onun da çok yani hep söylediğin isimler abi zaten hani efsane olmuş isimler. Ali Osman abi, Ali Osman Erbaşı. Hepsine selam olsun. Ritim evet. Grubumuzu kuran odur örneğin. O öncülük yaptı sağ olsun. Ona da selam olsun. Selam olsun, ellerini öpüyorum. Bende de çok emeği verdi Ali Osman abi. Evet. Böyle hani böyle hikaye tabii bitmez bizde. Tabii saatlerce konuşabiliriz. Bütün emeği olanlara birlikte müzik yaptığımız abilerimize hepsine selam ediyorum. Hepsine sağlık, sıhhat diliyorum. Ölmüşlere Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Bunları söylemezsek tabii ki olmaz. Hayatımız yok anmak da güzel zaten. Onların isimlerini de bilmeyenler, evet, tanımayanlar için duymamız gerekiyor. Yani benim için çok önemli. Çünkü bunlar çok değerli. Yani her zaman ölene kadar bizimle birlikte. Yani ama bunları da söylememiz lazım. Tabii. Herkesin söylemesi lazım. Aynen. Doğru yani. Abi, doğru. Peki ritimle alakalı, bu usullerle alakalı herhangi bir ders aldın mı? Yani bir süre sonra çünkü iş baktın, hani albümler oluyor, sahne artık hani Türkiye'nin isim olmuş solistleriyle artık çalışılmaya başlandı. Evet, doğru. Bununla alakalı bir şey aldın mı, ders aldın mı yoksa kendin mi? Şimdi burada da tabii önemli bir köşe var. Yine rahmetli Burhan Baba, Burhan Tonguç, Biricik'in babası. Çok önemli insandı. Ben de Burhan Baba ile 83 yılında tanıştım. Çok erken zamanda tanıştım. İyi ki de tanışmışım. Onu tanıdıktan sonra bütün benim müziğe bakışım, ritme bakışım tamamen değişti. Yani o hem babaydı hem okuldu benim için. Yoksa bana darbukada işte şöyle vuracaksın, böyle düm çıkar falan diye bir şey teori olarak gösterdi. Evet. Ama aynı zamanda hem terapi, yani bir sonraki safhada ne olacağını, neler yaşayacağını, şunlara dikkat et bu şekilde. İşte, yani teori olarak tabii ondan dersler aldım. Onunla da zaten bütün... Ufkum genişledi diyorsun, evet, farklı bir şey oldu. Çok başka ya, dünya oldu yani görüşüm. Mekanı cennet olsun. Burhan Baba, iyi ki tanımışız. Ama tabii çok kısa, fazla uzun süre ömrü vefa etmedi. İşte 80'li yılların sonlarında kaybettik onu. Mekanı cennet olsun. Amin. Allah rahmet eylesin. Keşke şimdi olsaydı da birlikte çalabilseydik onu. Evet. Tabii o çok eski, Orhan Gencebay, onun gibi daha büyük ustaların albümlerinde bütün o ritim kompozisyonlarını Burhan Baba, dinlediğiniz albümlerde onun hep müfredatından geçmedir. Çok büyük müziğe emeği vardır. Bizim gibi çok insana da ışık olmuştur. Mekanı cennet olsun. Amin. Bir daha benim için işte çok önemli dönüm noktalarından biri Burhan Baba. Hayatımda. Beraber hiç birlikte kayıt çaldınız mı yoksa? Çalamadık. İşte o felç evet, geçirmişti. Yogayla felçi de yenmişti. O kadar iradeli bir insan, evet, yani. Mekanı cennet olsun. Ne kötü değil mi? Ritim refleksi bir enstrüman çalıyorsun. Evet. Ve böyle bir hastalık oluyor. Evet. Evet. Ama o halde bile çok insana yardım etti. Çok insana öğretti. Çok arkadaşlarımız ondan feyiz almıştır, öğrenmiştir. Çoğunu da biliyorum. Onlara da selam olsun. Yani Mehmet Akatay selam olsun arkadaşım, ona da selam olsun. O da o müfredattan geçmiştir Burhan Baba. Zaten belli oluyor abi, şey olarak baktığınız zaman hani belli bir şey var yani, orada bir kalem, bir kalite dokunulmuş yani zaten. Sizin evet, jenerasyondan gelen bütün abilerimizde bu var zaten. O adap, müzikalite var zaten. Evet, evet. Sahne olayı nasıl devam etti abi? Kimlerle ondan sonra daha çok böyle Türkiye'nin, çünkü Tarkan'a da çok uzun süredir çalıyorsun. Birçok evet, ünlü sanatçıyla çalışıyorsun. Albümlerinde de çalıştık. İlk evet, kimle başladınız isimli olarak sahnede? İlk kimle başladık? Güzel soru. 86'da Sait abiye selam olsun buradan. Şifa diliyorum. O da çok değerlidir benim için. Beni ilk 86 tabii ya, 86 olması lazım. İlk 30 kişilik orkestrada çaldırdı. Sait Büyükçınar değil mi? Evet.
Selam olsun. Ellerinden öpüyorum abime. Sağlık sıhhat diliyorum. Amin amin. Ufak bir rahatsızlık geçirdi ama şimdi çok iyi. Geçen hatta konuştuk. Emre Ağaç alıyorduk. Dönemde. O ara bir kısa bir dönemde İbrahim abiye birkaç sahnede çaldık. Bir dönem çalıştım Emrah'la. Bayağı bir 30 kişilik orkestrayla çalıyorduk. Büyük bir orkestramız vardı. Sonra Ceylan'la bir turne gezdik. Küçük Ceylan'la. Sonra tabii işte oradan askere gittim ben tabii 87'de. Askerlik bittikten sonra tabii ondan sonra işte yine... Mahsun abiyle ne zaman başladı? Mahsun'la... 93 ya da 94 o yıllarda başladık. İşte o da çok uzun bir süre. Küçük bir grupla başladık. Evet. Sonra işte tabii iş büyüdü. Kaç kişiydiniz abi? Ya biz önce işte Sedat Ezen kardeşim selam olsun. Benim abimdir, öpüyorum benim onu. Babamdır yani. O derece bende çok emeği vardı Sedat kardeşim. Abim. Selam olsun. Ellerinden öpüyorum. Evet. Dün beraberdik. Böyle 5-6 kişi başladık. Yani bir keman, işte bir vurmalı, bağlama, işte nefesli bir keyboard vardı. Yani 5-6 kişi başladık ama sonra işte malum işte biliyorsun büyüdü. Albümler tabii ona da, Mahsun'a da selam olsun buradan. Albümler tabii yürüdü. Orkestra, onları da sen eşlik ettin zaten değil mi? Daha önceki albümlerinde Celal abi çaldı, Murat abi çaldı. Selam olsun. Selam olsun ikisine de. Ustalarımıza sağlık sıhhat diliyorum onlara. Senin hangi şarkıyla başladı abi? Hatırlıyor musun? Ben aslında bir önceki albümde biz Nülüfer diye bir parçayı hatırlıyorum. Bir tarafını Zafer abi, Zafer Dalgıç yapmıştı. Biz o bölüme çalmıştık Sedat abiyle. İskender abimle, Allah rahmet eylesin. Zafer abime de selamlar olsun. Bir tarafında Celal abiler, arabesk bölümünde onlar çalmıştı. Seyf abiyle. Seyf abiye de selam. Çok selam var. Evet yani şimdi, ama yok söylemeden de geçemeyiz gerçekten. Yani anıyoruz isimleri ama çok var hayatımızda çok insan var. Aynen aynen. Yani büyük bir aileyiz çünkü. Doğru. Ondan sonra o albümden sonra işte biliyorsun onun meşhur Alem Buysa Kral albümü. Evet. O albümü Celal abi çaldı. Ondan sonraki albümlerin hepsini ben acizane eşlik ettim. İşte o ondan sonra Bebeğim albümüydü herhalde. Evet. Çaldığımız albüm. Zaten onunla da biliyorsun malum milyonlar sattı. Sevdalıyımlar, Bebeğimler. Sevdalıyımlar evet. O sonra ondan sonra öyle gitti işte. Öyle gitti. Tabii albüm şeylerini tabii tam şimdi söyleyemiyorum. Evet sıralamayı ben de çok yaklaşık bir 15 yıl birlikte sahnede çalıştık. Oradaki arkadaşlarıma da selam olsun. Bütün hepsine, orkestra, ölenlere, kaybettiklerimize rahmet diliyorum. Aynen Allah rahmet eylesin. Ben de bir süre o orkestraya geldim, çalıştık. Birlikte değil mi? Çok, birlikte çaldık. Ne güzel. Evet, çok güzel günlerdi onlar. Sen de geliyordun, evet sağ ol. Evet. Yani çok güzel günler geçti böyle, çok keyifli zamanlar geçti. Ya işte, yani çok şey var ya Sedat, hayatımızda, senin de öyle tabii. Bir sürü biriktirdiğimiz, öyle, eybemizde bir sürü güzel, öyle. Hep güzel hatıralarımız var yani. Hiçbir zaman kötü hatıralarımız olmadı Allah'a çok şükür. Çok şükür. Evet. Kötü olmadı yani. Öyle. Çok güzel. Bu darbuka ile alakalı evet. Hem bir ufak bir dinleti hem de böyle bir işte çalış tekniği ile alakalı. Gerçi sen solak darbuka çalıyorsun. Evet. Uymuyor değil mi piyasadaki diğer arkadaşlara göre? Var canım var. Solak çalan var. Suat çalıyor örneğin. Solak çalıyor. Başka çalan kardeşlerimiz de var. İsimlerini şimdi şey yapamıyorum. Haklarını helal etsinler. Çok yetenekli kardeşlerimiz de var. Yani bu iş tabii ki bayrak devam edecek sürekli. Aynen. Yani ama tabii bu teknik şimdi bunu bu tekniğe çok tabii şey yapmıyorlar, uzak duruyorlar. Aslında tabii teşke biraz da bakır darbukayla da ilgilenseler ben yani onlara tavsiyem olur. Yani acizane sevinirim yani. Cengiz abi böyle bir ufak bir dinleti bize yapabilir misin? Teşke bir şeyler çalsaydım ben şimdi böyle boşta çalıyorum. Böyle daha güzel. Hatalar olursa affola. Böyle küçük bir şey yapayım. Sen şeref verin.
nasıl bir teknik? İyi midir? Yani şu anda parmaklarım şey, zamplı gibi. Bu kadar şey yapabiliyorum. Yani bir şeyler olsa melodik şeydi, olarak... Şeydi, toprak darbukayla, mesela bakır darbukanın toprak tekniği farklı. Tabii ki, toprak şu, bu şekilde parmak tekniği. Burada... Sağlık. Eyvallah. Yani bir daha sefere melodik bir şeyler i̇nşallah, olur. İnşallah. Birlikte çalarız. Böyle yani birkaç böyle... kişi oluruz inşallah. Böyle evet. Daha şimdi şey ben olur. Böyle derdimi anlatamam yani. Birlikte olursak olsun bizim keyifli. Ellerine oluruz. Sağlık. Eyvallah kardeşim. Toprak darbukayı da çok iyi çalıyorsun. Ben mesela o zamanlar çok küçükken şeyi dinlerdim hep. Kerem Ökter'in, Kerem abinin, ona da selam olsun. Evet, selam Kerem abi, ben çok severim. Evet. Yaptığı işlerde, o Ebru Gündeş'e yaptığı işlerde falan diyordum ki kaç kişi çalıyor bu darbukayı yani. Senin sonra daha sonra işte biz Allah nasip etti çaldık. İşte beraber çalışma fırsatı bulduğumda. Eyvallah. Bir baktım bunları tek seferde yapıyorsun. Ondan sonra böyle bir şaşırmıştım, dedim ya dedim nasıl, ben çünkü hep öyle hayal ediyorum ya, kaç kişi çalıyor bunu, böyle farklı bir şey oluyor. Çok güzel geliyordu yani. Toprak darbukada da çok hakipsin, bakır darbukada öyle, diğer enstrümanlarda da öyle, diğer bütün vurmalı enstrümanlarda bu farkın çok başka. Bir de senin bir de lakabın var zaten, Klik evet. Cengiz derler Cengiz abiye, gerçekten metronom 10 numara, acayip bir müzisyen. Birçok hani isim vermeyeceğim ama birçok kişiyle çalıştığımızda ister istemez böyle editler yaparız ama Cengiz abi çaldığı zaman gerçekten tertemiz bir sayfa bırakır ve biz sadece onu ufak tefek dengeler, tonlar yapıp ondan sonra piyasaya çıkartıyoruz. Estağfurullah. Ellerine şimdi sağlık. Şimdi eyvallah. Tabii toprak deyince tabii şimdi Mısırlı Ahmet'i anmadan olmaz. Evet, Ahmet abiye de selam olsun. Hepimiz tabii selamlar olsun. Darbukanın biraz şeyini değiştirdi mi? Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. O da bir dönüm noktasıdır. Hem benim için, benim de dostumdur. Ayrıca çok değerli bir insandır. Tanımayanlar tabii, başka yorum yapanlar var. Başka şeyler yapabilir. Ben onlara hiç ilgilenmiyorum. Benim için çok değerli bir insandır ve ulvidir ve bizim bir yaptığımız hani toprak olarak dediğin zaman başka bir yol açmıştır ve işte bak kardeşlerimiz herkes darbukayı aslında solist kıvamına getirmiştir. Kesinlikle, hem öyle misyonu var hem çalma tekniği tamamen başka bir dünya, kendine has yani öyle bir teknik, onun tekniğidir yani, gerçekten büyük bir ışıktır. Yani başta ben kendi adıma söyleyeyim, benim için de hem dostumdur hem de feyiz aldığım bir insandır. Yani hakkını teslim etmek lazım. Tabii çok iyi çalan Murat abimiz var örneğin. İlk toprak darbukayı onunla... Iraklı Murat. Tabii. Onun da evet. Hakkı ödenmez. Evet, evet. Yani gerçekten o da bizlere feyiz oldu. Eski kayıtları izliyorum ben o. İbo Şovları. Gerçi şimdi de mesela Ercüment abiyle ellerine sağlık. O da çok iyi. Çok maşallah var. Maşallah bir kardeşim. Yani işte bak böyle söyleyince tabii anmamız gerekiyor. Evet evet. Bu evet. Önemli köşe. Ya Türkiye'nin göz bebeklerisiniz abi. Yani buradaki her söylediğimiz isim gerçekten bizler için çok önemli isimler yani. Hem müzikalite olarak, müzisyenlik olarak, kişilik olarak çok yön vermiş, değiştirmiş isimler. Cengiz abi hiç enstrümantal albüm yaptın mı? Yok. Hiç yapmadın mı? Yapmadım. Yani... Düşünmedin mi? Ne bileyim yani öyle bir şey olmadı. Yani... Çünkü hemen hemen bütün... Işte, arkadaşlarımız yaptılar. Evet, çok abilerimiz çok, yaptı. Çok evet. Güzel şeyler de yaptılar. Çok güzel tınılar duyduk. Güzel renkler duyduk. Yani çok keyifli çalışmalar dinledik gerçekten. Ya ben ne bileyim yani öyle bir... Var mı peki kafanda ilerisi için belki hani... yapayım gibi bir şeyin var mı kafanda? Ya olabilir belki, bilmiyorum yani, ama hiç o şeyde olmadım ya. Çok enteresan ama herkes soruyor aslında. Zaten diyorsun bütün kayıtları çalıyorum oradan dinlesinler. Yok ya. Yok, aslında güzel bir şey. Belki güzel bir proje olduğunda belki olabilir. İnşallah abi. Yani buna tabii şey yapmak lazım. Hani biraz da yoğunlaşmak gerekiyor evet. Biliyorsun. Hani stüdyo performansı
işte albüm performansıyla eşlikle o çok ayrı bir kafa, orada başka bir daha hani başka bir şeyler çıkarmak lazım. Yapılanları yaptık mı bir anlamı yok zaten. Öyle, farklı öyle, olması doğru. lazım. Hani doğru, lezzet doğru. anlamında. Yoksa çok güzel şeyler yapıldı. Yani aynen. herkesin emeğine, ellerine gerçekten, sağlık, ruhuna sağlık. Şimdi onların da isimlerini söyleyelim. Mesela Yaşar abi, Yaşar Akpençe, Kemal abi, Kemal Taşpınar'la yapmış oldukları Harem albümlerinde falan. Bünyamin Olgunca. Evet, Bünyamin abi. Doğru, doğru, doğru. O da var o aynen. ekipte. Başka kardeşlerimiz de var. Hepsi ellerine sağlık. Çok güzel şeyler, albümler güzel, yaptılar. Güzel bir renkti. Evet, evet. Çok güzeldi. Harem örneği. Çok güzel bir çalışma. Doğru, doğru. Darbukayı biraz bir tık sağlık. Daha yukarı taşıdılar yani. Kesinlikle, kesinlikle. Ya güzel işte. Ne güzel bak, farklıydı. Ama bu yolu açan kim? Örneğin Ahmet. Doğru. Abi. Doğru. Selam olsun ona buradan. Yani ne güzel bak, o yolu açtı o kardeşlerimiz. O çalışmaları yaptılar. Başka kardeşlerimiz yaptı. Hala yapılanlar Mehmet var. Mehmet yaptı örneğin, ne doğru, güzel. Doğru. Mehmet yani, abi de yaptı doğru. Yani güzel şeyler oldu yani. Hamdi abiye de selam olsun. Evet, İsimlerini geçen herkese söyledik. Evet, unutmayayım ben de. Buradan İzmir'e selam. Aynen, onu. Aynen. Ustaya selamlar olsun. Ya işte şimdi böyle anlatınca tabii sen şimdi şey yapıyorsun böyle. Bu bitmez mi? Ben sana söyleyeyim. Biz var ya saatlerce konuşuyoruz. Olsun bak, abi sana söyleyeyim işte. Sonra bizi mahkemeye vermesin. Yok şey, yok. Bizim Facebook bir falan. 13 dakikamız daha var. Tamam. 13 dakika daha böyle bir sohbet edeceğiz seninle. Tamam olur. Ondan sonra işte sıkıntı yok. Yeterli zaten. Tamam. Peki abi gençler için herkese zaten bunu gelen herkese her abime soruyorum. Evet. Yeni başlayanlar için, gençler için böyle tavsiye edebileceğin işte bir çalışma olabilir veya işte ne bileyim şunu dinleyin gibi bir tavsiyede bulunabileceğin bir şey var mı abi? Şimdi genç kardeşlerimize yani bizim yaptığımız işi acizane yaptığımız işi yapmaya çalışan yapan kardeşlerimize aday olan olmak isteyen hepsine şöyle tavsiyem olur. Bu işin esas ilk çıkış noktası baktığın zaman hani biraz şeyine girersek, detayına girersek işte vurmalı insanlar ilk vurmalıyı buluyor. İnsanoğlu ilk. Evet. İlk vurmayla yani işte ya hayatımız ritim aslında. Evet, ya, yürürken yaşam, bir metronom, tabii yaşam, bir tempo. Yaşamımız öyle. Ritim zaten. Doğru, konuşurken yani. Bir tempo. Her şey yani şeyde gidiyor yani zaten. Hayatımız ritim dediğin doğru. gibi doğru söylüyorsun. Çok güzel söyledin. Yani ilk vurmalıyı keşfediyor insanlar. Ondan sonra melodi sesleri buluyorlar. Şimdi hep dikkat et bir şey çalındığında insanlar melodiyi söylemeden önce elini ayağını oynatır. Dikkat et bak. Doğru. Yani sen işin mutfağındasın. Doğru. Yani anladın mı? Yani o kadar insanların içinde dediğin gibi hayatımız ritim. Doğru. Bunun yanı sıra ne söyleyebilirim? Daha müzikal çalmaya çalışsınlar. Yani ritmin hani duygusu yoktur. Vuruyorsun, var. Her şeyin duygusu var. Çok küçük bir araya gireceğim, bir şey söyleyeceğim. Şimdi metronomla alakalı az önce de dedim ya. Şimdi senin bu konudaki özelliğin takdire şayan. Zaten bunda hani tartışılacak bir konu bile yok. Orası sende. Sen bununla alakalı özel bir çalışma yaptın mı, yoksa bu gerçekten hani senin içinden gelen bir şey veya tavsiye edebileceğin konu derken işte lafı aslında buraya getirmek istiyorum. Evet. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki evet hayatımız ritim ama şimdi bir de bizim kendi ritmimiz var. Kendi iş dünyamızdaki ritim var. Hani klik diyelim ona. Evet. Daha doğrusu açıkçası. Şimdi şöyle. Tabii ki kliği doğru çalmayı öğrenebilirsin. İşte refakatı öğrenirsin. Ama klik işi biraz şeyli iş. Hani meşakkatli demeyeyim ama hani zor, afaki konuşmayalım ama gerçekten kolay bir şey değil. Time. Yani evet. İngilizce'de time diyorlar evet. Zaman evet. yani. Şimdi orada şöyle bir tavsiyem olabilir acizane. Diyelim ki kliği duydu. Öne doğru değil, geriye doğru. Yani daha geriden çalma. İşte bir müziği duyuyorsun. Tabii doğru bir şey değildir. İşte diyelim telefonunda çalıyor, bir yerde çalıyor. Şimdi hep önde koşarız, ritmi kaçırırız ya. Birincisi onu duymak. Sürekli o dinlemek. Gelen sesi evet. duymak ve geriden çalmak. Davulda örneğin öyle bir teknik vardır.
trompet veya hayat. O trompet kitle arasında salisiye geridedir, biliyor musun? Bu işi iyi çalan yani davul, evet. Gerçekten davulcu arkadaşlarımıza da selam olsun hepsine, üstadlara. Öyle bir kural vardır örneğin davulda. Geriden çalar. Yani burayla burası geridedir ya. Yani geridedir, anladın mı? Yani onunla şimdi, vurma tabii, süresi aslında tabii, o. Yani o işte ne yapıyor biliyor musun? Hani doğru zamanı yakalama. Evet. O time işte, o zaman çok önemli. O yüzden öne doğru değil, geriye doğru çekerek. Şimdi düşün, kli duyuyorsun. Üstüne, tabii ki üstüne doğru çalacaksın. Ama eğer ya kli, hani bir şeye yaslanma var ya, işte kliye nasıl yaslanırsın? Bu dediğim teknikle yaslanabilirsin. Evet. Ama öne doğru, ben işte duyuyorum ya, çalarım. Evet. Çalamazsın. Anladın mı? Yani çok tabii ince bir zaman şeyidir. Tabii bu bir de tecrübeyle. Şimdi kaç sene oldu abi senin hem albüm hem sahne, daha doğrusu Darbuka'yla buluşman? Yani 85 diyelim. Yaklaşık 36. Yani 85 36 dersek. Evet. Yani amatörlük, işte askerden sonra, hani askere kadar amatör diyelim. Askerden sonra işte sene 88 89, yani 90'dan itibaren acizane işte ufak ufak artık çalmaya, yani tecrübe çalışmadığınız zaten çalıştık yani. Soliste kalmamıştır. Yani evet, bayağı bir hiç böyle unutamadığım bir anı desem, böyle geçen Eyüp abiye de sordum, o da böyle çok güzel bir şey anlattı. Hani böyle hala aklına geldiğinde. Ona da selam olsun. Evet. Ustaya. Eyüp abiye de 80, selam olsun. 87'deki turnede beraberdik, Ceylan turnesinde. Evet. Tabii. O da söyledi, 35 kaç 35 senedir albüm çalıyormuş zaten. Birlikteydik. Evet. O konserlerde beraberdik, evet. Örneğin. Evet. Murat Sakarya. Tabii. Doğru, Murat abi, ona da selam olsun. Ekip, evet. Kadir abi, Django Kadir şefimiz oydu. Selam olsun, ellerinden öperim. Hiç böyle unutamadığın bir anı ve hala aklına geldiğinde böyle seni işte gülümseten, biz çok muhabbet ediyoruz da böyle anlatabileceğimiz, böyle arkadaşlarımızın çok, da böyle dinlediği zaman onları da gülümsetebileceğimiz çok, bir şey. Çok macera var da Seyfi abiyle bir macera. Evet, var. Seyfi selam abi. Selam olsun, evet. Öpüyorum onu. Aynen, araya selam öpüyorum Seyfi abinin de. Seyrediyorsa bizi. Bir gün, şimdi ben Galatasaraylıyım. Evet. Bu arada koyu Galatasaray. Öyle böyle Galatasaray yok, değil ama, yani. Ama şey, holigan değilim, onu söyleyeyim. Adaletli Galatasaray, evet. Onu söyleyeyim. Neyse, onu söylerim. Biliyor zaten. Tanıyanlar bilir. Sosyal medyaya falan da yazmam. Evet. Tavsiye etmiyorum arkadaşlara. Siyaset ve spor yazmayın arkadaşlar. Bak, kameraya bakıyorum. Onlar anlıyor, biliyorlar. Evet. Yazmayın. Hiç gerek yok. Aynen. Çünkü içimizde yaşayalım. Neyse. Valla ne maçıydı? UEFA maçı mıydı? Şampiyonlar Ligi, bilmiyorum. Şükrüye Tutkun, selam olsun ona da buradan. Evet. TRT'de bir çekimimiz var. Canlı. Seyfi abiyle birlikte eşlik edeceğiz. Seyfi abi de Fenerbahçeli miydi? Hayır, Galatasaray. O da Galatasaray. Evet, tamam. Bir gün yakaladım, tarağa düştü. Tamam. Sarı lacivert. Abi buna dedim, ya dedi hanım dedi, yanlışlıkla koymuş falan. Dedim ki abi ne yapıyorsun falan. Biz dedim Galatasaraylıyız falan. Neyse, sağ olsun. Sonra bir baktım ertesi gün sarı kırmızı tarık kalmış. Kontrole geldi. Selam olsun ona. Böyle bir hikayemiz oldu. Şimdi tabii biz elendik abi. O akşam televizyona çıktık elendikten sonra. Neyse, biz tabii moraller bozuk benim tabii falan. Biraz tabii hani belli etmemeye çalışıyoruz falan. Üzülmüştüm. Canlı biraz. Yayındasınız. Tabii canlı yayında çıktık. Şimdi, ama ritim olarak da şöyle bir ritim çalıyoruz. Biz ona aşık deriz. Evet. O ritme bizim halk müziğinde böyle bilirsin. Evet. Bendirle böyle. Doğru. Öyle. O arada ritmi soruyor bana Seyfi abi. Ben dedim ki aşık dedim abi. Allah Allah falan. Bıraktı bu bendiri. Bir şeyler karıştırıyor çantada. Abi ne yapıyorsun? Canlı yayındayız falan. Kaşık. Kardeşim kaşık demedin mi diyor. Abi aşık dedim. O ritimde. Kaşık abi. Alakasız. Hani oynaması bilmem bir şey çalsak hani Orta Anadolu falan. Selam olsun ona. Selam olsun. Böyle bir anımız oldu. Seyfi abi dedi. Çok anılarımız çok, var çok, da. Çok var. Valla da çok maceramız var. Çok var. Aynen. Çok aynen. Arkadaşımız var. Hepsine, aynen. Hepsine selam Allah olsun. Allah herkese sağlık versin. Ömür abi, versin. Abi, başımızdan aynen. Eksik etmesin. Abi, gerçekten. Hepsini. Çok böyle olmazsa olmazları ya. Onlar müziğin kesinlikle, çok önemli tabii.
mihenk taşları diyelim. Tabii, yani çok onlar emek, gerçekten... Bu işe çok emek var. Evet evet. Hem emekçi hem bizim dinlediğimiz birçok albümde çok büyük emekleri olan, sektöre hizmeti olan insanlar. Kesinlikle. Doğru. Peki abicim, teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Sana kırmadın beni. Sana sözümüz vardı. Sağ ol, Allah razı olsun. Ama bir daha sefere yaparsak çok inşallah. Çalalım, kalabalık olmadınız inşallah. Evet, çalamadık. Bir daha sefere evet. Çalalım. Hani bir şeyler olsun. Ben tamam. böyle tek başıma bıraktım. Tamam. Yapamadım. Bir daha sefere söz. Tamam. 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 Herkese selam. Selamlar olsun. Sağlık, teşekkür sağlık ediyoruz. Diliyorum. Bu kötü günlerde inşallah düzelecek. İnşallah. Az morallerimizi kaldı. Güçlü tutalım. Her şey güzel olacak inşallah. Her şey yoluna girecek. Sağlık, sıhhat. Herkese sevgiler, saygılar. İyi sağ ol, var ol.